Tevhid. Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Öyle yaşa ki eserlerinle ya işte bu. Onu oradan kapatsak o şeyi veya Mustafa. Öyle mi? Evet, tamam olsun o zaman. Tamam, daha iyi olur. Sesimi yükselteyim. Ha, tamam, kapatma. Öyle yaşa ki üç kişinin defteri kapanmıyor. Bir tanesi de hayli bir eser bırakınca. Allah rahmet etsin. Esas Atınur'u Rüştü abi hazırlamıştı. Bunu şu anda piyasada, önce onu söyleyeyim. İnternet dünyasında ders yapanlarda meslek ve meşrep dersleri pek yok. Yani çok çok az var. İşte bizim işte yaptığımız şeyler var. O işte biraz da zorluyor birilerini, bir yerleri. Yapmış işte her zaman bak unutulmuyor. Hayli bir eser, hayli bir müessese, hayli bir evlat diyor ya. Yani kapanmıyor işte defteri, kapanmıyor adamın. Bu akşamki ders Risale-i Nur eserlerini esas almak ve nazarları ona çevirmek ve ona teslimiyetle kanaat etmek esası. Esas. Dusturlar var, bir de esas var. Bunları Filistes'inde bile nazara alarak dizmiş, biliyor musun? Mesela diyor ki İhlas dusturu ve esas hem ikisi. Sebat, metanet, esas. Böyle mesela iktisat, dustur. Farklı şeyler bunlar. Mesela dustur okuyayım. İstina dusturmuş. Müsbet hareket etmek esasmış. Adaveti terk etmek dusturdur. Çok garip ya. Filistes'inde bile bunu işlemiş. Şimdi bu Risale-i Nur eserlerin esas almak, esas. Nazarlarına çevirmek, esas. Ona teslimiyetle kanaat etmek, esas. Esas, var olan bir şeyi kaldırdığın zaman o yok oluyorsa, mesela buzdan suyu kaldırırsan, buzdan suyu kaldırırsan buz yoktur. O zaman su esas. Buzu muhafaza etmek, onu muhafaza etmek işte buzdolabında, dusturdur. İhlas hem dusturdur hem esastır. Allah ile münasebetini esas, onu alemimizde korumak, münasebetlerde korumak dusturdur. Ona göre davranmak dustur ya. Ama Allah'a karşı esastır. İhlas Risalesi'nde esastır diyor Risale. Şimdi niye bu esas? Bu ortadan kalkarsa esas, onun üzerine konulan sıfat yok olur. Mesela buzdan suyu kaldırırsanız buz yok olur. Ama buzu yok ederseniz su hala durur. İşte bu misal gibi su esastır, buz dusturdur. Davranış biçimidir. Mesela buz olmaz, dolu olur, dusturdur. Yağmur olur, dusturdur. Buhar, dusturdur. Ama esas kalktığı zaman o artık yok olur. İhlas dostur değil. Esastır. 9 tane esas biliyor. Zahirden hakikate geçmek iki surettedir. Biri tarikat berzana girip seyri sülük ile kat-i meratip ederek hakikate geçmektir.
İkinci suret ise buradaki gaye şu: zahirden hakikate geçmek. Zahir şu mevcudat. Hakikat mevcudatı aleminde anlamlandırıp kendi bil kuvve istidadını bir fiile dönüştürmek, esmaya mazhar olmak. Hakikat bu. Mevcudatı aleminde itibari ve nisbi hakikatlarla alemine taşıyorsun. Bil kuvve istidatını bil fiile dönüştürüp muhatabı ilahi olmak. Yani esmaya, cilve, cemal, nakış, sanat olmak. Bu hakikat. İşte bu iki surettedir. Zahirden hakikate geçmek iki surettedir diyor. Birisi tarikat berzanına girip seyri sülük ile kat-i meratip ederek hakikate geçmek. Yani kendi nüminelerini asıllarıyla beraber görmek veya ona yakın etmek. İkincisi, doğrudan doğruya tarikat berzanına uğramadan lütfu ilahiyle hakikate geçmektir ki, hakikate geçmektir ki sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa bir tarik şudur. Demek hakaiki Kur'aniyeden teleşü eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o haseye malik olabilirler ve maliktirler. Mektubat 356. Ben de çok ilgimi çekmişti de ilginizi çeker. Gerçi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne ustadım dediği için onun kitabından naklediğim en son mektup. Galiba 286. mektubunda, Mektubat-ı Rabbaniye'de. Diyor ki öyle bir zaman gelecek ki, keşke o zat ben olsaydım diyor. Tarikata, kamil insanlara, arif vesaire kişilere uğramadan, onlarda medet almadan direkt hakikati hakikattan, Kur'an'ı Kur'an'dan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalatını, feyzini bizzat ondan alacak öyle bir şey gelecek diyor. Ahir zaman yakın bir cemaat gelecek diyor. İmam-ı Rabbani Hazreti en son mektubu. Keşke o zat ben olsaydım diyor. Hiç berzaha girmeden, tarikat berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikat hakikaten alacaklar diyor. Eğri söylüyorum, eğri söylüyorum. İşte burada da onu söylüyor. Doğrudan doğruya ne yapıyor? Risale'ni okuyunca kardeşim en böyle düşük mertebede tefekkür ehli oluyor Risale-i Nur talebeleri. Tefekkür ehli oluyor. Tefekkürün bir ilerisi hayret makamı. Hayret makamı tarikatın en son makamı. Hayret makamı yani. Hayret makamı değil mi? Duydunuz mu? Hayret makamı varmış. Hayret makamı. Başka bir tane makam var gene. Fena fil ihvan. Fena fillah'tan üstün yani. Ama bizde normal bir süreç ya. Madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, ustadımızdır, imamımızdır. Her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini methediyor. Biz de onun dersine itibaren onun tefsirini methedeceğiz. Yani Risale-i Nur methedince, bunları konuşunca bir zatı methetmiyor. Çünkü yok bu sefer. Okuyunca diyelim ki kader risalesi ve tevhid dersi ve tefekkürde insan bir hal alınca vay be ustad ne acayipmiş veya Risale-i Nur ne acayipmiş demiyormuş. Demiyoruz maşallah, Allahu Ekber. Kendi alemimizde zevk ediyoruz. Kimse gözükmüyor. Yani bu feyzi şuradan geldi demiyoruz. Direkt Allah veya Kur'an veya peygamberden geliyor. İşte Kur'an'a direkt bağlılık bu mana ifade ediyor. Ne kadar büyük bir nimet. Yoksa din adına, Kur'an adına ne kadar siyah kaple sahip olan adamların elini din adına öpecektir. Ne ettiği belli olmayan, nereye gittikleri sonra belli olmayan, nice böyle insanların elini öpecektir. Mahkum olacak. Alıyor Yusuf mesela spor salonunda. Risalesini alıyor odasına. Bir paragraf oluyor, okuyor. Alıyor dersini. Hasan'ın elini öpüyor. 25. sözü okuyan bir insan. Vay be ustad ne harika mı? Diyor. Şu Kur'an'a bak ya. Fesubhanallah mı diyor.
Miraç Risalesi'nde okuyunca vay be ustad neler yazmış mı diyoruz? Yoksa Fesubhanallah, Allah Resulü'nün ruhaniyetine bak ya. Şu kemalatına bak ya. Allah'u ekber ya. Veya 10. söz haşir. Vay be ustad mı diyoruz? Maşallah elhamdülillah ya. Ahiret dünyanın bitişi değilmiş ya. Kocaman bir ağaç çekirdeği bitişik değil. Ağaç nasıl çıktı? Çekirdeğin inkışağının inkışafından çıkmış. Patlamış yani. Dişe vuruşu. Ahirette böyle olacak diyor. Gibi. İnsan kendi aleminde şahit oluyor ve keyif alıyor. İrfan sahibi oluyor. İrfan oluyor. Kendi hakikatine şahit. İrfanı külliyatta şöyle bir manada buldum. Allah kendisini bazı insanlara tanıttırıyor ama bazı insanlara böyle zevk ettiriyor. Açıyor kendisini. Seyret diyor Latife-i Rabbani'ye. O şahıslar ise Arif Billah deniliyor. İrfan sahibi ya. Arif insanlar bunlar. Allah kendisini seyretme, zevk ettirme müsaadesini etmiş. Bu tefekkür-ü imanide var bu. Tefekkür mesleğinin içinde bulunuyor bu. Hangi yöntem? Tefekkür yöntemiyle oluyor bu. Zikirle ne oluyor? Mesela çekiyorsun, çekiyorsun. O his oluyor. His oluyor. Mesela Ahmet, 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 Ahmet. Seni zikretiyorum. Otomatik olarak bazı şeyler değirmen gibi gelişiyor. Bu his oluyor. Fikir değil bu. Tefekkür hissi ve fikri de aktif ediyor. Tefekkür. Tefekkür saatimin min hayri min ibadi senetin diyor. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evla. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakayık Kur'an'ın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser sürelerde hususan elif, la, mim, ra'larda, ha, mimlerde kendi kendini kemal-i haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu methi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden sözlerde inikas etmiş. Yani aynada güneşin gözükmesine inikas, sözlerde inikas etmiş Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayet-i Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Yani Allah ikram etmişse böyle. Ve ama bir nimete Rabbike feldis kendi zatın bakımından şükür için tadat edebiliyorsun ama mesleğini sen tevazu yapamazsın Yusuf. Ben de yapamam. Estağfurullah sen öyle diyorsun öyle diyor. Hayır. İzhar edeceksin. Evet Risale-i'nin Kur'an'ın basın son icaz-ı manevisidir. Yani onu met ediyorsun. Şans yok ki. Uskat yok. Ehliyeti de yok diyor. Ne diyor? İnayet-i Rabbani'nin izharına mükellefiz. Çünkü o ustadımız öyle eder ve öyle ders verir. Mektubat 368. Kur'an mesela kendisi meydan okuyor. Tevazu göstermiyor. Kur'an mesela malum yerde okurken şöyle de şey yaptım böyle. Çok hoşuma gitti. Kur'an'da böyle bir şehal yok. Risalede de yok. Galiba tahmin ediyorum ki herhalde muhtemeldir diye insanı böyle kararsızlığa yani tam kesin olmayan tereddüt şüpheli ifadeleri yok. Bu budur diyor Kur'an. Bu da budur. Bu böyledir diyor. Bu da böyledir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 10 tane elimde olsaydı diyor 10 tane ayeti ben ishar etmezdim diyor. Mesela bir tanesi o izdivacı vardı ya. Şey, he? Evet. Mesela o bir tanesi o. İkincisi, sahabelerin en büyük imtihanı böyle yokluk, sıkıntı, ölü falan değil. Miraç. Onu hemen izhar etmezdim diyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafığın namazını kılarken Hazreti Ömer kılamazsın bunu diyor. Alenen İslam düşmanıydı diyor. Fitne olmasın diye şey yapardı. Ama Hazreti Ömer'i şey yapmış gibi. Hemen ama zaten yapıyordu. Bu ne yapıyor?
Kur'an'ı öne çıkartıyor. Yani Kur'an'ı, Kur'an'da şu yok. Risale-i Nur'da da yok, onu demek istiyorum. Tahmin ediyorum ki herhalde ki muhtemeldir ki gibi şey yok. İnsan tereddüde düşünecek, şüphe düşünecek yok. Bu budur, bu da budur. Bu da budur, bu da budur. Net yani. Risale-i Nur'da da öyle. Hele laikalarda bu budur, bu da budur. Budur diyor. Bu. İnsanı tereddütlerden kurtarıyor. Sen doktora gitsen de sen ki hastayım. Doktor dese ki tahmin ediyorum, ihtimaldir, muhtemeldir ki hastalığın şudur. Muhtemel de şu ilaç sana iyi gelir. Sen bu ilacı kullanır mısın? Ya? Kanaat eder misin? Şüphe ve tereddüt ihsas etmiyor. Direkt sana o güveni veriyor. Çok şükür. Sözler hakkında. Sözler bu bir kitap adı değil. Malum biliyorsunuz İmam Ali radıyallahu anh külliyata diyor. Sözler hakkında tevazu suretini demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki sözlerdeki hakayık ve kemalat benim değil. Kur'an'ındır. Ve Kur'an'dan tereşü etmiştir. Mektubat 369. Kur'an'dan tereşü etmiştir. Tereşü kocaman bir ağacın süzülmesi meyve olarak. Meyvede çekirdek olarak süzülmesi tereşü. Temessül ise çekirdekteki hakikatin ağaç olarak tebarüz etme, ortaya çıkması. 25. sözde söylüyor. Çekirdekteki kanunet gövdeden atmıyor. 32. sözde de geçiyor bu. Yani çekirdekteki o yazılım, program ağacın gövdesinden gitmiyor. Temessül ediyor diyor usta. Daha bu ilim tespit edememiş. Yani. Nasıl oluyorsa sağındaki dala da solundaki dala da çekirdekteki o program temessülen veriliyor. Kimyasal olarak bilgi değil, o şekilde naklediliyor. Risale-i Nur etsaları bütün mühim hakaik imaniye ve Kur'aniyeyi hatta en muanide karşı dahi parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayet ilahiyedir. Mesela onlardan bir tanesi Risale-i Nur'un hizmetinde şans yok. Bak şans ne kadar dahi dahi olsa, kamil dahi olsa bir şeyler oluyor işte. Bir şeyleri çıkıyor. Veya kup takıyor, bir tuzağa düşürülüyor, bir şey oluyor. Hop, koca cemaat veya birikimler tepe takla gidebiliyor. Risale-i Nur'da en büyük şeylerden bir tanesi, özelliğinden bir tanesi, şahıs yok. Şahsı manevi var. Herkes kendi müstakil dersini alıyor, hizmet ediyor. Bir başkasına muhtaç değil. Ders almaya değil. Ancak beraber mutala ve müzakere yaparak daha geniş çaplı düşünmesine vesile oluyor. Ama kaynak görmüyor. Kaynak değil bir şahıs. İşte bu da çok sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Çok mühim. Hele siz cemiyettesiniz bu sözümü daha iyi anlıyorsunuz. Risale-i Nur şahıs olmaması ne kadar mühim ya. Sait yoktur diyor. Onun da dirayeti yoktur diyor. Ehliyeti yoktur diyor. Doğrundan doğru Kur'an malıdır diyor. Kur'an hakikatidir diyor. Bir şey diyemiyorlar bu sefer. Kim var ortada kimse yok. Benim suçum bana has oluyor. Bu böyledir diyor, bu adamdır diyor. Risale-i Nur'da böyledir demiyor. Çünkü hakaiki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen İbn-i Sina fehminde aczini itiraf etmiş. Neyi? Akıl buna yol bulamaz demiş. 10. söz risalesi İbn-i Sina, İbn-i Zaman'dır diyor, zaman çocuğudur. O zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki avamlara da çocuklara da bildiriyor. Ne acayip bu şey, bu haşir meselesi var ya. Mesela isim vermeyeyim. Çağrı'da bu memleketin Rize'de en bir ara 1900 2000'e kadar televizyonlarda, camilerde çok meşhur bir vaaz. Çağrı'lı menşeli bir zat. Çağrı'lı. Anladım. Risale-i Nur cemaatinden değil böyle de. Hususi geliyordu böyle tanışmamızda. Hep böyle 10. sözden ders yap, 10. sözden yap. Çok hususi derse yapmışız. Hafızla geldiği zaman aslında. Ya, 10. söz mesela. O kadar acayip ki. Ne yapacaktık Risale-i Nur'da 10. söz olmasaydı? Yani haşir risalesi. Bak İbn-i Sina akıl buna yol bulamaz dediğini çocuklara da ispat etmiş. Çocuklara da örnek veriyorsun. Aynı bunun gibi diyorsun.
Hem mesela sırrı kader ve cüz ihtiyarın halli için koca Sa'di Taftazani gibi bir allame 40-50 sayfada meşhur Mukaddematu İsna Aşer namiyle Telvih Nam kitabında ancak kal ettiği ve ancak havasa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde 2. mepasın 2 sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı esir inayet olmasa nedir? Mesela kader hali ve vicdanidir. O cümle var ya, hali ve vicdani. Çok acayip ya. Yani. Hal ve vicdani kader. Bu böyle bir cümle olur mu? Ah, o bir ders olsaydı. Kader hali ve vicdanidir diyor. İlmi değildir diyor. Nasıl değildir ya? Hali ve vicdani. Acayip bir şey ya. Hem bütün ukulu hayrete bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen sırrı hılkat-ı alem ve tılsım-ı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkül küşa ve o muammayı hayret numa 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. 3 tane eser diyor Risale, ilmi beşerle, felsefeyle bilinmesi, bulunması, keşfedilmesi, yazılması mümkün değil. 3 tane eser. Bir tanesi Mehmet 24. Evet, o ne? Ene ve ene. Bir de 29. söz. Tahavvülat-ı zerrat şeyde. Hemen ne? 30. 29. sözde ne var Resul? Ha, ne anlatıyor ki orada o? İncelemizin. Öyle de bak, ne hangi? 26. sözde ha, şu ne diyor? Sırrı hilkat alem tılsım-ı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkül kuşa ve o muammay hayret duma 24. mektup 1, 29. söz 2, 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. O ince remizli nükte ne anlatıyordu, hatırladın mı? Hesaba icmat dedi ya. Ha. Zıtları anlatıyor. Başka abi şey noktayın asıl olmadığını. Asız olmadığını. Hani şey felsefe diyor ya, bu şeyin arkasında esas diyor ya. Orada maddenin esas olmadığını, ruhun esas olduğunu. Ruhu. Kulu ruhu. Şey de çok acayip değil mi? 24. mektup. Çok acayip yani. Şuunat-ı Zatiye'den bahsediyor. İmam-ı Rabbani bir mektubunda gelecek zat diyor, Cenab-ı Hakk'ın Şuunat-ı Rabbani'sinden bahsedecek diyor. Biz aciziz diyor. Bu da 19'un. Acayip. Nedir orada? Şu 24. mektupta arkadaşlar şu. Soğan gibi düşünün. El merkezine, cücüğüne. Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbeti mukaddese değil. Bak, şefkat-ı mukaddese diyor. İlginç değil mi? Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe. Biraz da çık. Sevk-ı mukaddese. Çık. Surur-u mukaddese. Lezzet-i mukaddese. Memnet-i mukaddese. İftihar-ı mukaddese. Bir tanesi muhabbet-i münezzehe diyor. Bu 7 tanesi şuunat-ı zatiye. Bizde ne var peki? Onda şu şefkat-ı mukaddese, bizde şefkat. Onda muhabbet-i münezzehesi var. Bizde ise muhabbet var. Yani bizimkisiyle hiç alakası yok münezzeh. Ancak bilmek için var bizde. Münezzeh. Mahlukata benzemiyor ya. İşte o şuunatı da 24. mektup bu kulü ruhu
Min emri Rabbi diyor ya, ruhta şey yapılmamış fazla bilgi. Bu ruhun içine girmiş yani 24. mektupta. Ruhun içerisi o. Latifeler deniliyor bunlara. Şefkat-ı mukaddese, ruhsal diyor. Yerinde kullanılmasa ne olur? Marazi ruhu oluyor. Şefkati yerinde kullanmasan, ifrat-ı şefkat marazi ruhidir. 77 sayfa Kastamonu'da anlatır. 75. Marazi ruhi. Ruh hastalığıdır. Ama ne kadar şefkat ediyorsun ama ifratı böyle ol. Maraz oluyor. Ya hepsi mi? Şimdi. Evet. O işte o da fiildeki durumu. Bu insan iç alemde. Marazi ruhi. Ruh hastası ya. Her şey acıyor yani. Allah'tan daha ileri sürüyor. 222. sayfa Kastamonu'da. Yani Suriye'de niye böyle oluyor? Şurada niye böyle oluyor? Böyle yapıyor, böyle yapıyor. İktidarın haricindeki hadiselere diyor. Onun merhameti, şefkati, adaleti ve hikmeti nazarıyla bak diyor. Bakamazsan marazi ruhi oluyor. Kastamı da diyor değil mi Kasım? Kainattaki faaliyeti hayret numanın tılsımını ve iki faaliyet 24. mektupta Allah var iken vardı ve varlığı devam ediyor. Bu mevcudatı niye iktiza etti? 24. mektup işte. Felsefeyle çözülemez bu. Allah vardı. Bu kainat niye var? Niye var olanlar durmuyor, dönüyor? Hareket ediyor. Nasıl bulacaksın bunu? Bulduğunu nereden bileceksin ki isabet ettiğini? Birisi sana tamam lan isabet ettin demese. Neymiş bir tanesi? Kainattaki faaliyet-i hayret numanın tılsımını. Tılsım. İki, hılkat-i kainatın ve akibetinin muammasını. Kainatın muamması ve sonucu. 29. sözde. İncelemizde bir nokta var ya böyle tılsımlı. Orada istidat ve kabiliyetten bahsediyor. Zıtların nasıl bir arada bulunabiliyor? Mesela şu. Artı 10 santigrat derecede sıcaklık olsa burada. Eksi 10 santigrat dereceyi getirsen sıfır olur. Bir sır var külliyatta tabir. Bir de tılsım var. Tılsım. Onun için tılsım kullanıyorum. Onun için şey yapacağım. Şimdi 8. sözde var. Hani kuyu var ya. Tılsım, bir tılsımla aslan nereye inkılap etti? Ata. Duvar nereye inkılap etti? Kapıya. Hatırladınız değil mi? Kuyu. Neyle bu? Tılsımla. Tılsım şu arkadaşlar, sırla farkı. Artı eksi burada mı? Bunu sıfırlıyor. Yani birbirine geçişiyor, galip olan galip oluyor. Sır ise, çok okuduğum için bu şeyde, külliyatta, sır iki zıttı aynı yerde barındırıyor, birbirini yok etmiyor. İki zıt bir yerde duruyor. Artı 10 santigrat derece ile eksi 10 santigrat derece aynı yerde, aynı şekilde mesela odunda dumanla nur. Aynı yerde birbirini ortadan kaldırmama şeklinde bulunuyor. İşte incelemizde bir noktada insanın istidat ve kabiliyetlerinin zıtların aynı yerde ama birbirinin hükmünü kaldırmıyor. Zalimliği de var. İnne okyanı zalıman cevula. Ama nihayetsiz de terakki ve teali mertebesi de var. Bu onun gibi de tılsımla şu farkı şu. Tılsım mesela aslan kalmıyor. Ata inkılap etti. Bu tılsım. Sırda ise aslan ve at aynı. Birbirini yok etmiyor. Aynı yerde aynı şey. Keşfediyor tılsımla. Bunu 29. sözde ince remizli bir nüktede anlatıyor. Akibetinin muammasını bir de ahiretin. 30. sözde de tahavvulat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Yani daha ne merak edeceksin Beşer'in kitabına ya? Beşer'in varamadığı bu üç tane risale ya. Beşer ne yazacak ki ya? Ben ezber konuşmuyorum yani. O dünyayı da biliyorum. O ne yazdıkları, çizdikleri. Biliyorum ya. Bakmıştık, bakıyoruz. Yani 24. mektuba
zerresine mi gelir yani? Nesini merak edeceğim başka kitabın? Akıl ve hikmet ile halledilemeyen mesele diyor. Evet. Akıl ve hikmetle halledilemeyen. Halledilemez de. Akılla bulunamaz. Yok yani böyle bir şey. Bir bakın Allah aşkına. 24. mektup. Çok acayip bir şey ya. 286. sayfa galiba o. Veya 84. O 7 tane orada şey yapıyor. Şefkat-ı mukaddesi. Allah tövbe yani. Lezzet mukaddesesi nasıl oluyor yani? Allah bu faaliyetlerden lezzet-i mukaddesesi var. Allah'ın iftihar-ı mukaddesesi var. Mesela böyle derse oturanlar var ya, mektubat yapıyor. Barla'da geçiyor. Öyle konuşuyorum ama kitaptan şey yapıyorum. Barla'da diyor ya, semaili yerdeki müekkel melekeleri gıpta eder. Bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika otururlar, Rabbini görüp gösterirler. Sevip sevdirirler. Onunla Cenab-ı Hak meleklere insanlardan dolayı iftihar ediyor. Bu insanlardan dolayı. Hem sırrı ehadiyetiyle şeriksiz vahdet-i rububiyeti, hem nihayetsiz kurbiyet-i ilahiyle nihayetsiz budiyetimizi olan hayretengiz hakikatleri kemal-i vuzuhla 16. söz. Yani Allah sırrı ehadiyetiyle şeriksiz vahdet-i rububiyeti. Hani alimler arasında ihtilaf edilmiş. Allah gözükür mü, gözükmez mi? Yani ustad ahir zamanda hakikaten gözükür diyenlere diyor ki evet gözükür ehadiyetiyle, sırrı ehadiyetiyle. Gözükmez diyenlere doğrudur. Sırrı vahdetiyle, sırrı vahdaniyetiyle gözükmez. Yani 16. sözde diyor ki sırrı ehadiyetiyle şeriksiz vahdet-i rububiyeti. Hem nihayetsiz Allah şah damarımızdan daha yakın ama biz ondan nihayetsiz uzağız. Kurbiyet-i ilahi ile nihayetsiz budiyetimiz olan hayretengiz hakikatleri. Allah nihayetsiz bize yakın, nihayetsiz uzak. Yani güneş misaliyle misal veriyor. Mesela oduna nihayetsiz yakın. Odunu o yapmış, o tutmuş. Mesela su buza nihayetsiz yakın. Yani buz gibi gözüküyor ama o sudur yani. Su o zaman buza nihayetsiz yakın. Ama buz işe sudan nihayetsiz uzak. Benzemiyor. Kemal-i vuzuhla 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudret-i ilahiye nispeten zerrat ve seyrat musavi olduğunu, Allah'ın nazarında kocaman milyonlarca dünyamızdan büyük kürelerle atom eşit. Ben en büyük meselem nurları tanımadığınız şeydi. Allah her yerde, hiçbir yerde değil. Yani hiçbir işi sıraya koymuyor. Bir anda oluyor. Meyve Risalesi'nin o 6. meselesi var ya kastan işte. Burada da 16. sözde daha en güzel burada anlatıyor. 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudret-i ilahiye nispeten zerrat ve seyrat musavi. Allah için zerre ile yıldız musavi. Allah Allah. 16. sözde anlatıyor. Başka? Haş-ı Azam'da umum ziruhların ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu. Haş-ı Azam diyor. Haş-ı Azam haşirdeki. Haşir dese dünyada demektir. Haşir dünyada oluyor. Devamlı haşir var. Ölüp diriltiliyor. Buna haşir deniliyor. Ahiretteki haşire Haş-ı Azam der. Onun için Haş-ı Azam böyle bunu noktaya vermesen külliyata bu tabir. Haş-ı Azam deyince elini hemen haşir meydanına götürecek. Haşir deyince burası. Haş-ı Azam'da umum ziruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hilkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemal-i vuzuhla gösteren 20. mektuptaki ve huve ala külli şeyin kadir kelimesi beyanında ve 3 temsili havi onun zeyli şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakaiki imaniye ve Kur'aniye'de öyle bir genişlik var ki en büyük zekayı beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşeveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken sıkıntılı ve suratlı yazan bir adamda o hakaikin ekseriyeti mutlakası dekaiki ile zuhuru doğrudan doğruya
Kur'an-ı Hakim'in icaz-ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyesidir. Mektubat 372. Zannederim ki o enaniyet-i ilmiyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki neşolunan sözler hakaiki Kur'an'ın birer anahtarı ve o hakaiki inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. O ehli fazl ve kemal ve kuvvetli enaniyet ilmiyi taşıyan zatlar bilsinler ki bana değil Kur'an-ı Hakim'e talebe ve şakit oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz-ı mal olarak ben ustatlık dava etsem, madem şimdi ehli imanın tabakatını, avamdan havasa kadar maruz kaldıkları evham ve şubuhattan kurtarmak çaresini bulduk. O ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Mektubat 425. Bu durusu Kur'an'ın dairesi içinde olanlar, allame ve müştehitler de olsalar, vazifeleri ulum-u imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şehleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulum-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavsif edilmişiz. Eğer biri dairemizin içinde nefsin enaniyet ilmiyeden aldığı bir hisle şerh ve izah haricine bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur etsaları Kur'an'ın tereşuatıdır. Bizler taksimul amal kaidesiyle her birimiz bir vazife deruhte edip o ab-ı hayat tereşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Mektubat 426. Tevfik ilahi refik olan adam tarikat berzana girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'an'dan hakikati tarikatı, Kur'an'dan hakikati tarikatı, tarikatın hakikatını tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulum-u aliyeyi okumaksızın ishal edici bir yol bul. Yani 15 sene okuyacak, nasıl okuyacak diyorsun? 15 sene esas temel ilimleri alacaktın ki haşir ve tevhid hakkında bir babı anlayasın. Mesela Arapça bitirenler var ya işte yukarıda anlattığı sen. Bitirdin mi 10 sene, kaç sene sürmüşse? Hadi bakalım fıkıh alıyorlar yani bir tefsiri sonra. Fıkıhtaki hem Arapçayı geliştireceğiz diye fıkıh hocasıyla okuyor. İbn Abidin okuyor, Multekay'ı okuyor, Arapçasını okuyor. Arapçası gelişen fıkıh okuyor. Tefsir hocam. Şimdi o ilmi yapacaksın. Ondan sonra bunu okuyacaksın Arapça. Hiç bunlara meşakkat olmadan direkt neticeyi okuyorsun. Bir saniye. İşte bu zahirdeki 15 sene lazım olan ilimleri okuyacaksın. Yani bu ben hayal edeyim hepiniz zaten bildiğiniz bir şeyi tekrar edeyim. 15 sene bunu okuyacaksın kardeşim. Muvaffak olursan ondan sonra hocanın dizinin altında ya bir tefsir, Arapçayı geliştirme okudun ya, sistemi bitirdin ama pratik olması lazım. Bildiğim için söylüyorum. Okuyorsun, oturuyorsun karşısına, fıkıhı okuyorsun Arapça. Ama Türkçesi var. Niçin yapıyor? Arapçası gelişsin veya tefsir. Buradaki maksat niye okudun? O içinde olan o Arapça babın, kalıbın, cümlenin içindeki manayı istinbat etmek. Hayatına mal etmek, hayatına taşımak. Gaybı değil mi? Kur'an'ı ne diyor bana diye öğrenmek yani. Başkasını anlatacağım diye olur mu? Yani içindeki mani. Şimdi öyle bir yol çıkmış ki seyir olan bu asın evladına
kısa ve istikameti kısa bir yol gelmiş. Hiç bu meşakkat olmadan. Yani o bapları, kalıpları şey yapmadan direkt sana içini veriyor. 20 sene okumuş birisi internetlerde var abi. WhatsApp'ta gidiyor. Şimdi 20 sene okudum diyor. Eğer ben diyor Risale-i Nur bilseydim diyor okumazdım. Diyor. Şimdi hatta okudu bir de ne diyor biliyor musun? O ben de dinledim. Tanıyorum yakın dostum. Diyor ki. Öyle mi ha? Bu da ne diyor biliyor musun? Ben diyor icazet veriyorum şimdi diyor. Yani Arapça okutanlara da icazet veriyor. Okutanların has en sonun şeyini okutuyor. Tefsir okutuyormuş. Hani Arapça fıkıh bitirmiş. Arapça bitiriyor. Fıkıh da bitirmiş. Tefsir. Ben diyor tefsir. Akaidi veriyorum. Akaid. Arapça. Diyor ki çünkü çok soru soruyor da bize de. Küllat ne diyor? Ben diyor Risale-i Nur'u daha önce bilseydim. O da video vardı. Onu, ben dedi bunlar bu kadar meşakkate girmezdim. Sen anlattın ya sana abi. Mesela şöyle olabilir mi? Mevcut bu görünen eşyadan hakikat olan esmaya intikal etmek. Evet. O işte. Bu mevcudatı kullanarak aleminde inkişaf ettirmek. O bilmek değil bu. Risale-i Nur esas bu gayesi değil. Mevcudatı elmadır, şudur, budur. Tamam bildin. Onunla o birinci yol. Ayet-i Kübra'nın birinci yolu bu. İkincisi ise onunla aleminde inkişaf etmek. Tefekkürlü oluyor. Seyri seyir olan bu zamanın evladına kısa ve selametli bir tarıkı ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. Mesnevi Nuri 212. Seyri seyir. Zamanı çabuk geçiyor. Zamanımız yok. Risale-i Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, son paragraf da okumayacağım. Külfet-i tahsile ve derse çalışmaya ve başka ustalardan talim edilmeye. Bir de okuyayım. Risale-i Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile, ders çalışmaya, başka ustalardan talim edilmeye ve müderrisinin ağzından iktibas olmaya muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulumu aliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir. Kendi kendine istifade eder, muhakkik bir alim olabilir. Şualar 690. Zaten İhlas Risalesi'nde diyordu değil mi? Bir sene bu eserleri anlayarak ve kabul ederek okuyan asrın muddatik bir alim olur. Cenab-ı Hak bu hakikatten haklanmayı nasip eylesin. İstikametten ayrılmasın. İhtina sıratel müstakim. El Fatiha. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sizinle de en son biz yaptığımız